Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hüsnü Layes Ali, Bölüm 13. Dünden beri kaldığım hastanede gelenlerin ziyaretlerine kayıtsız kalarak uyuyormuş gibi davranıyordum. Bu benim kaçar yolumdu. Annemle babam ne kadar ısrar etse de konuşmamı, onlarla hiçbir irtibat kurmuyordum. Kapı yavaşça açıldığında bakışlarımı dışarıdan çekerek kapıya yönlendirdim. Gördüğüm kişiyle kaşlarım öfkeyle çatıldı. Karşımda hiçbir şey olmamış gibi duran Oğuz, bütün umursamazlığı ile yanıma yaklaştı. Oturduğum yerden kalkarak karşısında durdum. Hiçbir şey düşünemiyordum. Öfkemin verdiği ani hareketle yüzüne sert bir tokat attım. Bu hareketimi beklemiyor olacak ki başı yana savruldu. Omuzlarından itip "Defol git!" diye bağırdım. Birkaç adım uzaklaşıp "Çık bu odadan!" dedim. Sesim ne kadar rahatsız ediciydi bilmiyorum fakat Oğuz'un beni umursamıyor oluşu bundan daha fazla rahatsız ediciydi. Kenarda duran bardağı alıp fırlattım. Bardak Oğuz'un yana çekilmesinden dolayı duvarla buluşup paramparça oldu. Şu an gözüm dönmüş gibiydi. Karşımdaki adamdan nefret ediyordum. İçeriye hızla giren annemle babam beni sakinleştirmek isteseler de pek başarılı oldukları söylenemezdi. "Çık Oğuz, defol. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum." "Kızım sakin ol." Annemin elini kolunda hissedince sertçe elini itekledim. İkisine de haddinden fazla kızgındım. Bitirmişlerdi artık beni. Bu duruma gelmemin en büyük nedeni ikisiydi. "Defolup gidin. İkinizi de görmek istemiyorum." Annem bir şey diyecekken "Rahat bırakın beni." deyip geri çekildim. Hareketlerime engel olamıyordum. Odada ne kadar eşya varsa Oğuz'a fırlatıyordum. Bağırışlarımı duyan hemşireler içeriye girip kolumdan kavradılar. Engel olmaya çalıştıklarında ben daha çok çırpındım ama gücüm yetmiyordu hiçbirine. "Bırakın beni." Beni yatağa yatırıp sakinleştirmeye çalışsalar da yapamıyorlardı. Diğer hemşirenin kolumdan tutup iğneyi saplayana kadar bütün bağırışlarım şu an son buldu. Bütün vücudum uyuşmuş, gözlerim kapanmaya yüz tutmuştu. Mayışmış bir sesle "Gidin," dedim. Sesim boğuktu ve artık gözlerim kapanmıştı. Yeni bir gün, yeni bir umutsuzluk. Ölü gibiydim. Ruhum ölü ama bedenim yaşamakla cezalı. Yanıma gelen arkadaşlarımı, ailemi, hatta Oğuz'u hepsini kovuyordum. Kimseyi görmek istemiyordum. Barış da dahil. Oysa ona içimi dökmeyi severdim. Ama içimde biriktirdiğim en azılı düşmanım öfkeydi. Yaprak misali dökülüyor, sonbaharımı yaşıyordum. Oysa mevsimsiz bir gündeydim. Bir bakmışım soğuk ürpertici kış geceleri, bir bakmışım yaprak misali savrulduğum sonbaharım. Naciz bir hissiyata sahiptim. Üzerindeki meyusluğu atamayacaktım hiçbir zaman. O burada olsaydı beni bu durumdan kurtarır mıydı? Günlerce sadece o geliyordu aklıma. Sadece o. Onu görsem iyi olacaktım belki de. Bu yüzsüzlüğümden utandım. Onu göremeyecektim artık. O yoktu ve ben bir yüzsüzlüğün peşinde kıvranıp duruyordum. O yoktu. O olmayacaktı da. Günlerden sonra açılan kapının sesi beni bir kere daha sinirlendirsin istemiyordum. Günlerden sonra açılan kapının sesi beni bir kez daha sinirlendirsin istemiyordum. Bu çok berbat durumdu. "Bak, sana en sevdiğin yemeği getirdim. Buraya geldi hiçbir şey yememişsin. Zayıflamışsın da." Gizem'in sesiyle elindeki tepsiye baktım. Umut'la kaşığı çorbaya daldırdığında elindeki tepsiyi sertçe itekleyip "Çık!" diye bağırdım. "İstemiyorum, çık!" Gizem bu tavrıma normal karşılık verip yerdeki tepsiyi aldı. Bana dolu gözlerle bakmasına karşın hiçbir tepki vermedim. Şu an ne kendimi
ne de başkasını umursuyordum. Oturduğum yerden kalkarak lavaboya geçtim. Aynadaki silüetime baktım. Bu ben değilmişim gibi yüzümü buruşturdum. Berbat bir durumda gözüküyordum. Yüzüm bembeyaz olmasına karşın gözlerim kıpkırmızıydı. Dağılan saçlarımın verdiği görüntü korkunçtu. Kenarda duran sabunu alıp aynaya fırlattım. Paramparça olan aynayla beraber olduğum yere çöküp ağlamaya başladım. Nefret edilesi gibi kendime kan kusturulcasına. Dayanılmaz bir ızdırabın içerisinde canım yana yana. Bu acımın sebebi kabus gibiydi. O odada kalışımın etkisi uzvumun her zerresindeydi. Karanlık sanki hiç bitmemiş gibiydi. Hemen yanı başındaki cam kırıklarını alıp avucumun içinde sıktım. Kendi canımı kendim acıtmak istedim. Hissettiğim bir acı yoktu çektiklerimi hesaba katınca. Sadece kana bulanan zemine kaydı bakışlarım. Avucum paramparça oldu. Camı daha fazla sıktım. Derim daha fazla gömüldü içine. İki büklüm olarak elimdeki cam parçalarını daha fazla sıktım. Sesi duyan Gizem yanıma gelerek ''Ne yaptın Aymira?'' bağırışlarıyla hemşireyi çağırdı. Yüzümü buruşturdum. Kolumu tutan birkaç kişi beni odaya kadar çekiştirdi. Elimi açmaya çalışmaları faydasızdı. Sanki bundan zevk alıyordum. ''Aymira, lütfen!'' Elimi açmaya çalışan Gizem'le elimi elinden çektim. Bu sefer karşıma Barış oturdu. Şefkat dolu bakışlarında beni rahatlatacak bir hisle doldum. Kanlı elimi öpüp geçecek dedi. Israr yoktu sözlerinde. Ben hep benimle baş başa bıraktığı gibi yine beni benimle sakinleştiriyordu. Gözlerimin içine bakıp canının yandığını hissedebiliyorum. Seni hissedebiliyorum Aymira. Acını bu şekilde çıkarırsan dayanamam deyip elimi okşadı. Yavaşça açılan elimle hızla köşeden peçete alıp elime baskı uyguladı. Cam parçalarını alıp hemşireye verdi. Diğer hemşire gelip elime pansuman yapmaya başladı. Yara derin olduğu için dikiş yapmaya başladı. Herkesin gözü üzerimdeyken ben elime bakmakla iktifa ettim. Pansuman işi bitince odadakilere dönüp ''Odadan çıkmanız gerekiyor.'' dedi. Önden annemle babam, arkadan Gizem çıktı. Barış yanıma gelip saçlarımdan öperek ''Ben hep buradayım.'' diyerek odadan çıktı. O an koridorda onun öfkeli sesini duydum. Her kime bağırıyorsak karşılık veren Oğuz'un sesiydi. Koridorda çıkan kavga diğerlerinin araya girmesiyle son bulmuş gibi duruyordu. Fakat Barış'ın Oğuz'a ''Seni bir daha Aymira'nın yanında görürsem hesabı kötü olur.'' sözü kaldı son kez. ''Sus!'' Hemşire karşımdaki sandalyeye oturup ''İyi olmalısın Aymira. Senin iyi olman gerekiyor.'' deyip kolumu sıvazladı. Daha önce bakmadığım hemşireye usulca başımı salladım. Bana anlayışlı gözlerle bakıp oturduğu yerden kalktı. ''Herkes iyi olmalısın.'' diyordu fakat canımı yakan da herkesti. Bana reva gördükleri bu yükleniş beni iyi edemezdi ki. Hangi yöne gitsem o yön beni savurdukça savuruyordu. Tosladığım yerin etkisini kendime acı çektirerek yok etmek istiyordum. Hemşire odadan çıktıktan sonra diğer büyük pencerenin önüne geçip camı açtım. Akşam serinliğinin yüzüme çarpması beni biraz daha iyi hale soktu. Günlerce şu zehirli havayı teneffüs etmiştim. Başımı gökyüzüne kaldırıp gözlerimi usulca kapattım. İyi olmalı, buralardan gitmeliydim. Gidecektim, her şeyi, herkesi arkamda bırakmalıydım. Ben burada kaldıkça ya ölecektim ya da ölmekten daha kötü hale gelecektim. Gözlerim ileride duran kişiye kaydı. Buraya bakıyordu, yanılmıyordum. Biraz daha dikkatli baktığımda tanıdık sima Hamza'ya aitti. Yanlış mı görüyordum ben? Yoksa gerçek miydi? Sanrıysa asla bitsin istemiyordum. Kalbim kuş çırpınışlarını andırırcasına çırpınıyordu. Pencereden ayrılıp hızla odadan çıktım. Koşar adım dışarıya çıktığımda beni durdurmak isteyen hemşireyi bir kenara itip yalın ayak oraya koşmaya başladım. İçimdeki heyecana engel olamıyordum.
Elimde değildi ondan uzaklaşmak. Onu sakladığım yanım yine gün yüzüne çıktı. Hamza diye seslendim. Geldiğim yer ıssız izbe bir yerdi. Onu burada gördüğümden emindim. Hayal değildi, biliyordum. Hamza, çık ortaya. Bunu hak etmiyordum. Bana bunu reva göremezdi. Kaçamazdı benden. Bana gelmişken benden gidemezdi. Böyle bir haldeyken asıl şimdi yanımda olmalıydı. Buradasın, biliyorum. Ses gelmedi. Güçlükle zorladığım bacaklarım beni taşıyamaz oldu. Çamurlu zemine diz çöktüm. Ağlayamıyordum. Gözümde biriken yaşlar kurumuş gibiydi. Sadece üşüyordum. Bedenime giren titreme yoğun bir hal aldı. Aymira, sırtıma konan elle iki büklüm olduğum yerden yan tarafındaki Barış'a baktım. Gözleri dolmuştu. Ben ne yapıyordum böyle? Nasıl bir bilinmezlikle çırpınıyordum? Korkutuyorsun beni güzelim. Parmakların dolan gözlerimde gezdirdi. Bana yaklaşınca başımı omzuna koydum. Çok uykum var Barış. Barış başını usulca sallayıp bedenimi kucağına aldı. Reddetmedim. Başım hala omzundayken kapattım gözlerimi. Yavaş yavaş yürüdüğü yol hastaneye ulaştı. İlacın kokusu şu an burnumda yer edindi. Barış saçlarımdan öpüp, geçecek güzelim, İnan bana elimden geleni yapacağım deyip sıkkınca nefesini soludu. Göğsüne daha çok sığınıp ses vermeden durdum. Barış beni yatağa yatırıp saçlarımı okşayıp ayağa kalktı. Elini tuttum. Gitsin istemedim bu sefer. Barış beni anlayacak ki yatağın ucuna oturdu. Bir yandan saçlarımı okşuyor, bir yandan teselli cümleleri kuruyordu. Uyumayı isteyen ruhumu reddetmedim. Gözlerim hiç açılsın istemeyerek, bütün sesleri arkamda bırakıp, uykunun kollarına kendimi bıraktım. Hastaneden çıktığım günden beri annemlerde kalıyordum. Annem ara sıra odaya yanıma geliyor, onunla konuşmadığımı görünce odadan çıkıyordu. Oturduğum yerden kalkarak üzerimi giyindim. Evde kalmak istemiyordum. Bu evde kalmak ise benim en son olabileceğim yerdi. Evden çıkarak yürümeye başladım. Araba kullanmak istemiyordum. Ellerimi montumun cebine koyarak kafamın estiği yere yöneldim. Nereye gidecektim bilmiyordum. Sadece kafamı dinlemek, kendimi iyi hissetmek istiyordum. Deniz kenarına geldim. Bu durumda buraya gelebileceğimi biliyordum. Taşların üzerine geçip oturdum. Dalgalar bugün daha çok hırçındı. Dalganın bu hırçınlığının içinde yaşarken, dalgayla aynı kaderi yaşıyormuşçasına gözlerimi kapatıp sesi dinledim. Ayağa kalkıp taşlardan inerek denize doğru yürüdüm. Rüzgarda savrulan saçımı geriye itip ilerlemeye devam ettim. Birazdan bu dalgalar beni alıp götürse, ben o dalgalara uyar kaybolurum. İçimdeki huzursuzluk suyla beraber daha çok hırçınlaşıyordu. Daha fazla yürümek, daha fazla kaybolmak istiyordum. Boğulmadan önce boğulmaktı bu yaşadığım ve ben ölümün ucundaki bir cesettim. Denizin ortasına yaklaşamadan su neredeyse yüzüme kadar çıktı. Oysa amacım ölmek değildi. Sadece şu an içinde kaybolmak istiyordum. Gözlerimi kapattığım anda kolumdan tutulup geri çekilmem biri oldu. Yüzümü kapatan sudan uzaklaştığımda arkama döndüm. Yuman'ı karşımda görmeyi düşünmezken onun beni engellemesi kızdırdı. Ne yapıyorsun sen Aymira? Hadi çık şu sudan. Kolumdan tutup beni çekiştirmeye başladı. Sudan çıktığımız anda öfkeli bakışları beni buldu. Bu halime vereceğim bir cevabım yoktu. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Aymira? Canına kıymayı nasıl düşünürsün? Yine cevap vermedim. Yanından geçip giderken hızla peşimden geldi. Beni durdurup sarıldı. Kollarım yanı başında sallanırken geri çekilip yüzümü ellerin arasına aldı. Canıma kıymayı düşündüğümden değildi bu. Bilakis böyle düşüncem bile yoktu. Kendimi ifade etmek istemedim. Nasıl korktum? Sana yetişemeyeceğimi zannettim.
İlerideki taşlara doğru yürüyüp oturdum. Yuman bana bakmayı sürdürüp, "Hasta olacağız, bize geçelim de üstümüzü değiştirelim." deyince başımı iki yana salladım. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. "O zaman ilerideki mağazadan alalım bir şeyler." Tepki vermeden yanından kalkıp dediği yöne doğru ilerledim. Önümüze düşen ilk mağazaya girip kıyafetleri aldıktan sonra mağazadan çıktık. "Biraz konuşalım mı?" Yuman'ın sorusuna olumsuz cevap vermek geliyordu içimden, fakat biriyle konuşmazsam da içimde biriken bu berbat histen arınamayacaktım. Tekrar deniz kenarındaki taşlığın üzerine oturduk. Yuman elimi kavrayıp, "Hastaneye gelmiştim ama seni görmeme izin vermediler." diyerek üzüntüsünü ortaya koydu. Bu onların katında normaldi. Şaşırmadım. Bilakis annemin bunu yaptığını tahmin edebiliyordum. "Ne oldu sana böyle? Ne geldi de başına böyle sessizsin Aymira? Konuşmuyorsun. Korkuyorum." "Öldüğümü varsay," dedim sistemle. Bir şey diyemedi. Önüne dönerek benim gibi bir müddet denize baktı. Bu sessizliği seviyordum. Yuman sessizlikten istifade ederek mırıldandı. "Sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gerenlere, mükafatları hesapsız ödenecektir." Zümer Suresi 39-10. Okuduğu ayetle hızla Yuman'a baktım. Boğazıma sert bir yumru oturmuşçasına konuşamadım. Şu an bu sessizliğimden dolayı vicdan azabı yaşıyordum. Uzun zamandır aklıma gelmeyen inançlarım yüzüme tokat gibi çarptı. Yuman bana bunu hatırlatmakla kalmayıp beni kör bir karanlıktan çıkardı. Sanki gözlerim bu inançlara kapanmış, görmek istemez gibi kendi sessizliğine bürünmüştü. Ellerimle yüzümü kapattım. Yanan gözlerimi ufalayıp tekrar Yuman'a baktım. Kendimle başa çıkamadığım bu durumdan birden çıkarması yine ona olan minnetimi öne sürdü. "Ben ne yapıyorum Yuman?" Yuman bedenimi şefkatle sarmalayıp "Geçti," dedi. "Geçmiş miydi sahi?" Geçemeyecek bir izi vardı incinmiş kalbimin en derin yanında. Geçer miydi bilmiyordum. "Ben gidiyorum Yuman. Burada duramayacağım artık." Yuman bedenimden ayrılıp "Nereye?" dedi. "Bunu ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum." Dediklerimle yüzünü düşürdü. Kolunu sıvazlayıp "Gitmezsem iyi olamayacağım Yuman." diyerek sözümü tamamladım. Önceden olsa buralardan uzak durmak üzerdi. Fakat şimdi üzüldüğüm yerden kaçmakla buluyordum çözümü. Bu her şeyin en hayırlısı olacaktı. "Sen nerede kendini iyi hissedeceksen orada ol Aymira. Ben hep senin yanındayım biliyorsun." "Biliyorum. İyi ki varsın." Gülümsememe karşılık verip gülümsedi. Oturduğum taştan kalkarak veda ettikten sonra yanından ayrıldım. Telefonu cebimden çıkarıp Oğuz'a sahilde buluşmak için mesaj attım. Ani kararımdan ötürü hoş davranışta bulunmasa da bu kararımda emin adım yürümeliydim. Önceliğim Oğuz'dan kurtulmak olacaktı. Gerisi zaten hallolurdu. Oğuz çok geçmeden geldi. Hızla arabadan inerek yanıma geldi. Temas kuracakken geri adım atıp "Boşanacağız Oğuz," dedim. Hiçbir şey umurumda değildi bundan sonra. Bu olmaması gereken bir evlilikti. Şimdi ise bu evlilik bitecekti. "Hadi ya, ne zaman karar verdik buna?" Alaycı sözlerine rağmen yüzümü düşürmeyip "Ben karar verdim, sen de kabul edeceksin," deyip onu öfkelendirmeyi başarıyordum. "Boşanabilirsen ne ala." Arabaya doğru yürüyüp "Boşanırsan bana da haber ver, tamam mı?" deyip arabaya bindi. Öfkeyle ayağımı yere vurup "Bir gün boşanacağız Oğuz," diyerek bağırdım. Oğuz beni umursamıyordu. Arabasını süratle sürerken arkasından koskoca yıkım bıraktı. Bu sefer ben de kararımın arkasında duracaktım. Tehditleri, yapacakları umurumda değildi. Bir hafta sonra Barış'ın sayesinde Oğuz'la boşanmıştım. İlk defa beni sevindiren bir durum olmuştu bu.
hızlanan duruşma, ilk celsede verilen karar hep Barış sayesindeydi. Onun tanıdıkları işe girişince boşanma işi de kolay olmuştu. Olanları da anlatınca benim haklılığım göz önünde bulunduruldu. Ki bu ruh hastasının hayatımda olması kadar suçluluk addeden durum vardı ailem adına. İnternet sitesinden gözlerimi ayıramıyordum. Bugün atamalar belli olacak. Öğrendiğim yerde başlayacaktım. Siteye giriş yaptığımda kapalı olan gözlerimi açtım. Yüzümdeki gülümseme çoğaldı. İstanbul'dan ayrılacaktım. Yeni hayatıma yeni bir benle başlayacaktım. Kalbimi saran heyecan bütün enerjimi yerine getirdi. Oğuz'dan boşanmam, hatta yeni bir hayat için şehir değiştirecek olmam çözüm gibi geliyordu. Bugün gidecektim. Burada bir dakika kalmaya niyetim yoktu. Yanımda kimse olmayacaktı belki de. Bu beni incitmeyecekti. Alışmıştım bu duruma. Canım yanacaktı belki ama üzülmeyecektim artık. Bilgisayarı kapatıp dolabımın başına geçtim. Çok kıyafet almayacaktım. Üzerimde düzgün duracak kıyafetleri seçip yatağın üzerine duran valizime koydum. Önceden aldığım tesettür kıyafetleri Oğuz'un evinde kaldığı için üzülsem de fazla umursamadım. Yenisini almaya zamanım olurdu elbette. Sırt çantama ise gerekli eşyalarımı ve Meryem'in verdiği kitapları koydum. Aşağıya indiğimde salonda oturan annemle babam bana baktı. Elimdeki valizleri görünce sorgular gözlerle bana bakmayı ihmal etmediler. Kızım nereye? Annemin sorusuyla valizi bir köşeye koyup yanlarına yaklaştım. Sertçe nefesimi soluyup gidiyorum dedim. Öğretmenlik için atamalarım oldu anne. Hem inançlarımı. Annem sözümü tamamlatmadan saçmaladığını zannediyordum bu konuda dedi. Başımı iki yana salladım. Benim bundan vazgeçtiğimi düşünmeleri gülünç vericiydi. Annemin çehresi sertleşince babama baktım. Babamın da annemden farkı yoktu. Hayır, tam da en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Sesim ilk defa bu kadar emin çıktı. Annemle babam önce birbirlerine baktılar. Bizi bu yüzden arkanda bırakıyorsun yani, öyle mi? Hayır anne, bu yüzden sizi asla bırakmam. Ama benim de düşüncelerimi hafife alıyorsunuz. Git, dedi babam öfkeyle. Bu inançla yaşayacaksan biz yokuz. Hayal kırıklığı içerisinde babama bakıp, inançlarımdan ötürü ben sizi arkamda bırakmıyorum. Ama siz inançlarım yüzünden beni hayatınızdan çıkarıyorsunuz, öyle mi? Diye sorunca babam sert bir üslupla, bu konudaki düşüncelerimi biliyordun dedi. Omuzlarım umutsuzlukla düşerken babam bana karşı olan tutumuna anlam veremedim. Ben değişmiyordum. Sadece onların inandıklarına inanmıyordum. Zaten beni hiçbir zaman önemsemediniz baba. Şimdi size yalvaramam. Peki, siz beni hayatınızdan çıkardıysanız bana da çıkmak kalır. Valizimi aldığım gibi evden çıktım. Arkamdan bağırdığını duysam da dönüp bakmadım. Kendimi anlatmaktan yorulmuştum. Bana böyle cephe almaları canımı yakıyordu. Yanağıma ilişen gözyaşımı silip gelen taksiye bindim. Otogara gitmesini söyleyip geriye yaslandım. Otogara geldiğimde bütün işlemleri yapıp beklemeye başladım. Gülümsemekle ağlamak gibi bir girdaptaydım. Geride bıraktıklarım oysa hiçbir şeyim değilmiş. Ailem beni böyle yok saymışken nasıl bir hatıra saklayabilecektim? Bundan sonrasıydı ilerleyişim. Mutlu olabilecek miydim bilmiyordum ama mutlu olmak için çabalayacaktım. İlerleyen zamanda yumuşayacaklarını bildiğimden şimdilik onların düşüncelerine bir umutsuzluk sokmadım. Ailemin beni arkalarında bırakmaları çok olmuştu. Şimdi de ben onları arkamda bırakıp kendime kurduğum hayata adım atıyordum. Yeni bir şehir, yeni bir düzen beni o hayattan uzaklaştıracak mıydı bilmiyordum. Fakat bunun için çaba göstermek benim elimdeydi. Geçmişimin en büyük yarasını taşıyordum. Beni hayatlarından çıkaran ailemin terk etmeleriydi bu. Elimdeki valizle ilerliyordum. Liman aracılığı ile beraber kalacağımız kişiyi aradım. Adrese geldiğimde karşımdaki binaya bakıp iç çektim.
Sanki her adım atışım ızdırap vericiydi. Gözlerimi kapatıp nefesimi soluyarak binaya girdim. Üçüncü kat olduğunu bilerek asansöre bindim. Kalbimin atışına engel olamıyordum. Karşılaşacağım kız nasıldı? Beni nasıl karşılayacaktı merak konusuydu. Elimdeki bütün özgüveni binaya girerek sağladım. 12. dairenin önünde durdum. Çekingenliğimi kenara atıp zile bastım. Sanki yeni hayatımın yeni aralanan kapısıydı burası. Çok geçmeden kapı açıldı. Karşımda oldukça genç bir kadın duruyordu. Birkaç saniyenin ardından gülümseyip "Aymira" dedi soru sorarcasına. Tatlı sesiyle sıcacık oldum. Başımı salladığımda kocaman gülümsedi. "Benim," dedim gülüşüne karşılık verip. Kenara çekildiğinde ayakkabılarımı çıkarıp içeriye girdim. Elimdeki valizi köşeye bıraktığımda önce ne yapacağımı bilmeden bana bakan Maşita'ya döndüm. İlk önce birbirimize yabancı kalsak da çok geçmeden samimi tavrını ortaya koyup bana sarıldı. Yıllarca görüşmeyen iki dost gibiydik. Bir anda ona ısınmam akıl alır gibi değildi. Sabahtan beri Rüman beni aradı. Vallahi ben de merak etmedim değil. Aklıma gelmeyen telefonla kapatmıştım, açmayı unutmuşum deyip valizimle beraber ilerledim. Maşita bana kalacağım odayı gösterince, "Sen biraz dinlen, daha sonra tanışma faslına geçeriz" deyince başımı sallayıp onaylamakla iktifa ettim. Yanımdan ayrıldığında ben de valizimi köşeye koyup öylece odaya baktım. Ev büyüktü. Kaldığım oda ise oldukça ferah duruyordu. Odanın ortasında toprak ve krem renklerin hüküm sürdüğü orta büyüklükte bir yatak bulunurken hemen yanında aynı tonlarda bir gardırop bulunuyordu. Diğer tarafı büyükçe mekandan yapılmış ahşap kapıdan oluşurken kapı balkona çıkıyordu. Duvarlar mat gri renginden oluşurken tavan krem rengindeki straforla dekoratif edilmişti. Büyük bir avize büyük odanın uyumuna eşlik etmişti. Zeminde ise kilim vardı. Köşede duran çalışma masası ve ufak kitaplık işime yarayacaklar listesindeydi. Yatağa oturup bir müddet duvarla bakıştım. Kendimin de kabul ettiği bu hayat kalbimi bir yerde sıkıştırıyordu. Zamanla alışılacak meseleler vardı fakat unutulmayacak, geçmeyecek yaralar vardı. Sadece kabuk bağlayacaktı fakat yine de o kabuk hep kanayacaktı. Gözlerimi kapattığımda onu hastane önünde görüşüm aklıma geldi. Bendeyken benden kaçışı hangi kabullenişimi bana inandırırdı ki? Ben ona elim uzattıkça bayıp elim yok saymıştı. Sırt üstü yatağa yatıp "O yok Aymira, o hiç olmadı, kabullen artık" diyerek kendi kendime konuşmama güldüm. Cenin pozisyonuna yattığımda kıvrılan dudaklarım yerini hüzne boyadı. Ardından gözümden bir damla yaş süzüldü. Kalbim bir gökyüzü olsaydı hep yağardı. Şimdi de kalbimdeki mevsim geçişine oldukça alışmıştım. Mutfaktan gelen sesle oraya yönlendim. Maşita masayı kuruyordu. Korkmasın diye boğazımı temizleyip yanına ulaştım. Sesi duyunca yüzündeki gülümseme yine hiç silinmeden bana baktı. Onun bu müteşebbim halleri oldukça ilgincime gidiyordu. Beni tanımıyordu. Şimdi ilk gördüğü kişiye bu kadar munis yaklaşması alışkın olmadığım durumlardan biriydi. Ben zaten buna asla kayıtsız kalamıyordum. "Yardım da edemedim, kusura bakma." Elindeki tabağı masaya koyup "Ne kusuru, otu da yemeye başlayalım" deyip geri çektiği sandalyeye oturdu. Suyundan bir yudum alıp "Anlat, madem beraber kalacağız, seni tanımak isterim" deyip göz kırptı. Dirseklerimi masaya dayadım. Kendimi ifade etmeyi pek sevmesem de "Benim hikayem çok uzun" deyip konuya bir adım yaklaştım. "Herkesin hikayesi uzundur. Sen sadece benim bilmem gerektiği kadarını anlatsan yeter." Gülüp "İstanbulluyum. 27 yaşındayım. Çok fazla merak edilecek bir yanım yok aslında" deyip suyumdan bir yudum aldım. "Ben de buralıyım. Fakat ailem babamın işi nedeniyle İzmir'de oturuyorlar. 28 yaşında, 2 yıllık memurum. 2 yıl oldu buraya geleli. Seneye düğünüm var Allah nasip ederse.
Oradan senin memlekete gelin gideceğim. Nişanlın, kendisi din görevlisi. Şu an eğitim için başka bir şehirde. Eğitimi uzun sürdüğü için düğünde seneye kaldı. Nişanlısını anlatınca parlayan gözleri gülümsetti. Çok mutlu olun, dedim heyecanla ortak olarak. Teşekkür ederim deyip son lokmasını alarak masadan kalktı. Ben de tabağımı bitirip masadan kalkarak mutfağı toparlamaya yardım ettim. Kendimden bahsederken her şeyin yarım daire içerisinde oluşu kendimi oldukça tuhaf hissetmeme neden oluyordu. Son birkaç aydır yaşadıklarım beni bu yarım dairenin içerisine sokmuştu. En çok da evliliğim beni buna itmişti. Şimdi Oğuz'dan boşanmış olup apar topar buraya gelmem neyi ortaya koyacaktı bilmiyordum. Kendimi anlatabileceğim kimsem yoktu. Beni sakinleştirebilecek kişileri de arkamda bırakmıştım. Telefonumun titremesiyle elim cebime gitti. Telefonu alıp ekrana bakmamla bir can sıkıntısı daha oluştu. Oğuz'un ard arda aramasını şimdi fark edebildim. Ardından mesaj attığını görerek mesaj kutusuna gittim. İstediğin kadar kaç Aymira. Sen benim hala karımsın. Neleri önümüze serdin göreceksin zamanla. Bir an duraksadım. Şu an bembeyaz kesildiğimi anlayabiliyordum. Telefonu öfkeyle kapatıp cebime koydum. Oğuz'un benden uzaklaşması mümkün değildi. Koluma dokunan elle boşlukta olan bakışlarımı maşitaya çevirdim. Endişeyle bana bakıyordu. İyi misin? Betim benzin attı. Başımı gayri ihtiyar bir hareketle sallayıp biraz dinlenmem gerekiyor sanırım diyerek mutfaktan çıktım. Oğuz'un bu tavırları beni iyi hissettirmiyordu. Sırtım yatak başlığına dayayıp telefonu kurcaladım. Ümran'a mesaj atarak her şey için teşekkür ettim. Onun sayesinde ev arayışına girmemiştim. Şimdilik burada kendi düzenimi kurup İstanbul'u arkamda bırakmalıydım. Zaman ne gösterirdi bilmiyorum fakat şimdilik Ankara'da kalmalı, oradaki sıkıntıyı bir kenara atmalıydım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.